Hepinize merhaba arkadaşlar piyasa analizime hoş geldiniz. İşçi bayramının ardından hem küresel piyasalarda hem de bizde Mayıs ayının ilk işlem günü bugün satıcılı seyirle başladı. Hatta bu tarz böyle tatil sonrasındaki ilk açılışlarda satıcılı seyir olunca kara pazartesi diye adlandırılır. Tabi bugün pazartesi de değildi salı günüydü ama bir kara pazartesi havası da yaşadık. Borsa İstanbul zaten sabah direkt satıcılığı başladı. Eksi 2 ile açtık ve sonrasında böyle öğleye doğru toparlanma hakimdi. Hatta bir yaralar yeşerdik dedik acaba işte yükseliş mi başlıyor vesaire derken bu kez de küresel piyasalara böyle bir satışlar geldi. İşte VIX korku endeksi yükseldi. Şu anda %10 yukarıda VIX korku endeksi. Dow Jones eksi 1.38 aşağıda. Almanya yine eksi 1.26 kayıp var. İngiltere'de eksi yani küresel piyasalara satışlar gelince bizim de o yeşerme umudumuz azaldı. Borsa İstanbul'da eksi 2.42 ile günü kapattı. Değerli metaller iyi. Ons altın 2010 direncinde önemli bir dirençte şu anda. Yine gümüş ons da 25.25 orada da 25.40 önemli bir direnç olacak arkadaşlar. Şöyle Borsa İstanbul'la başlayalım. Daha sonra da videonun son bölümünde altın ve gümüş konuşalım. Borsa İstanbul'da söylenecek çok da bir şey yok. Artık diplere doğru geldik. Mesela bakın burada RSI göstergesi 27.18'e kadar inmiş. 30'un altına indi. Bu en son ne zaman 30'un altına indi? Geçtiğimiz analizlerde sizlere göstermiştim. Tekrar gidelim böyle. 30'un altına ne zaman inmiş arkadaşlar? Bakın şurada 20 Mart tarihinde Naci Ağbal Merkez Bankası Başkanı bir gece kararnamesiyle Merkez Bankası Başkanlığından alınınca ertesi 2 gün çok sert satışlar görmüştük. Önemli bir gelişmeydi. Yani ekonomik, ülkenin ekonomik politikasının değiştirildiğine dair bir mesajdı. Sert satışlar yemiştik ve biz o zaman böyle 30'un altına inmiştik. 24'lere kadar gitmiştik. Yani büyük bir gelişmeydi. Şimdi biz tekrardan 30'un altına indik. Gelişme olarak elimizde ne var? Gelişme olarak elimizde seçim belirsizliği var. Ve bu seçim belirsizliğinin bir süre daha devam etme ihtimali var. Yani bizim ikinci tura kalma ihtimalimiz var. Bu fiyatlanıyor bugünlerde. Hani bir an önce siz de eminim ki bunu istiyorsunuzdur. Zaten yorumlarda yazıyorsunuz. Ya artık bir an önce şu seçim olsun bitsin hani ne olacaksa olsun moduna girdik hepimiz. İnanın çünkü böyle sıkıntılı bir seyir izliyoruz Borsa İstanbul'da. Ha, hacimli mi? Hacimli de değil arkadaşlar. Yani bu düşüşler mesela bugün buçukluk bir kayıp var. 61 milyar TL'lik hacim var. Hani böyle 100 milyar, 150 milyar TL'lik bir hacimle düşüyor olsaydık o zaman sıkıntı diyebilirdik ama gittikçe bakın diplere de yaklaşıyoruz. Burada 4377 var 200 günlük hareketli ortalama. Şöyle geçmişe doğru bir dönelim. Bakın şu kırmızı hareketli ortalama. Bakın bu hareketli ortalama genelde Borsa İstanbul'da dip seviyedir. Bakın bu Naci Abal gidişinde de bu 200 günlük hareketli ortalamanın altında sadece 1 gün kalmış. Sonrasında bir tepki yükselişi gelmiş. Sonra tekrardan bu 200 günlük hareketli ortalamaya gelmiş. Bakın şurada 100 günlüğü geçemeyince tekrar 200 günlüğe geliyor. Bakın yine burada da böyle 200 günlüğün altında kapanışlar olmuş. Ama genelde böyle 1 hafta veya 10 gün civarında kapanışlar. Bakın yine şurada. Hani burada çok fazla kalıcılık sağlamamış. Yine aynı şekilde bakın burada. Yani bunu gösteriyorum ki hani şimdi birkaç gün sonra belki de bu 200 günlük hareketli ortalamayı test edeceğiz. Hani buralar artık böyle kol kesilecek işte böyle zararına stop yapılacak yerler değil arkadaşlar. Bakın yine burada da bakın 1-2-3 gün kalmış. Bakın burada çok fazla kalmış. Neden? Burada pandemi var. Tamam mı? Burada sadece biz değil küresel piyasalarda da çok büyük sıkıntılar oldu. Hatta bu sabah topluluk kısmında da yazdım. Bakın bu pandemi de ben borsadaydım. Her sabah taban yiyorduk. Bakın taban, 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 taban. Böyle 4-5 gün boyunca hep taban açtı hisseler. Yani endeks toparlamasına rağmen hala taban taban giden hisseler vardı. Hani burada da toplasanız 1,5-2 aylık bir süre. 200 günlük hareketli ortalamanın altında kalmış. Ve sonrasında yoluna devam etmiş. Sonra düzeltmeler yapmış. İşte tekrardan gelmiş. İşte 200 günlüğe. Ama buradaki olay çok farklı bir olaydı. Yani burada Pandemi hatırlayın o günlerde borsada olmasanız bile haberleri izliyordunuz. Yani dünyada kaç milyar insanın öleceğinden falan bahsediliyordu. Yine bu pandeminin açıklandığı gece Forex'te o zaman petrol işlemlerini yapmıyorum da izliyorum böyle. Petrolün kaldıraçlı piyasada değeri eksiye düştü. Bakın eksiye. Yani 1 dolar falan değil, 0.50 sent falan değil. Eksiye düşmüş. Yani böyle karma karışık bir piyasa hakimdi. Bu yüzden 200 günün altında çok fazla kalmıştı bizim Borsa İstanbul'da. Yani burada 200 günlük hareketli ortalamayı takip edeceğiz. Bunun altına sarkmalar meydana gelebilir. Belki bir hafta, belki seçim belirsizliği nedeniyle belki bir 10 gün kalacağız ama artık buralar yavaş yavaş Borsa İstanbul'un toparlanacağı bölgeler olacak arkadaşlar. Şöyle 200 günlük hareketli ortalamamız 4377. Ve şurada depremde en dip gördüğümüz ve deprem öncesinde yine en dip gördüğümüz rakam olan yarın için 4479 seviyesi ilk destek bölgesi olacak. Onun da altında 200 günlük hareketli ortalama 4377. RSI göstergesi 27'lere gelmiş durumda. Yani bu buradan sıfıra kadar inecek diye bir şey söz konusu değil. İnmez arkadaşlar. O Naci Abal döneminde bile 24'lere gelmiş ve sonrasında tepkiler gelmiş. Süper trend açalım. Süper trend zaten sattaydı. Bakın şurada aslında bize çok güzel bir satış sinyali verdi. Bak iki kez deniyor. Bakın bir, iki, 4186'yı hatırladınız değil mi? Yaklaşık iki hafta önce bunun çok vurgusunu yapmıştık. 4186'yı geçmemiz lazım. 4186'nın üzerinde günlük kapanış yapmamız lazım ki şöyle bir al sinyali gelsin ve buradaki satış sinyali kaybolsun diye ama gelmedi arkadaşlar. İki kez te test etmemize rağmen maalesef bu sinyal gelmedi. Makde'de geçtiğimiz hafta bakın şurada 25 Nisan tarihinde Makde sata döndü diye yine analizlerimizde belirtmiştik. Tabi bunlar kısa vadede al sat yapan arkadaşlar için uzun vadeciler için hani buralardan işte kol keseyim işte 4300'den geri alayım bence hani böyle çok fazla risk etmeye gerek yok. Az önce sizlere gösterdim işte o pandemidir işte Naci Abal bakın şurada Aralık 2021 çöküşü hem doların hem borsanın el ele çöktüğü 17-21 Aralık tarihleri. Hani bakın o zamanlar bile endeks 1700 seviyelerdeymiş. Hani o zaman da böyle insanlar battık, bittik, yok olduk. Hani diyorlardı. Yine aynı şekilde bakın Naci Abal, işte pandemi. Hani bu dönemki, bu dönemdeki endeksteki hisselerin de böyle fiyatlarına baksanız gerçekten hani o dönem işte 7 liradan şişesi olan adam, şişe camı olan adam battım, bittim, mahvoldum. Hani diyenler oldu mutlaka ve sonunda şu anda şişenin düştüğü seviye 36 37 TL seviyesi arkadaşlar. Yarın takip edeceğimiz destek seviyesi 4479 ve 200 günlük hareketli ortalama ana destek seviyemiz 4377 olacak arkadaşlar. Yani orta ve uzun vadede e, şu anda Borsa İstanbul'un bu enflasyonist ortamda e, böyle çok fazla işte 3500'lere, 3000'lerin altına vesaire gelmesini ben şahsen beklemiyorum. Ve artık bu 200 günlüğe gelmiş 200 günlüğün altına da sarkabilir. Buralar artık yavaş yavaş ekleme yapılacak seviyelerdir diye düşünüyorum arkadaşlar. Eğer bir yukarı hareket gelirse de bakın burada süper trend 5186'yı da artık o da aşağıya gelmiş durumda. 4950'lerin üzerinde bir günlük kapanış görürsek sistem tekrar ala döner. Şöyle Sasa ile başlayalım. Bugün endeksten pozitif ayrıştı. %1.10 yükselişte kapattı. Şurada 99.35 süper trend günlükte al sinyalin taban bölgesiydi. Ve bakın bugün tam böyle sat sinyali orada da gelecekken günlükte en düşük 97.65'ler görülmesine rağmen 100.7 ile günü tamamladığı için burada günlükteki al sinyali hala geçerliliğini koruyor arkadaşlar. Yukarıda 106.9-107 TL bandı karşılaşacağı ilk direnç bölgesi olacak Bakalım bugün kimler işlem yapmış? SASA'da bir para girişi mevcuttu. En iyi para girişi olan hisselerden bir tanesiydi hatta. Evet, ilk 5 alıcı %90, ilk 5 satıcı %57. En iyi alıcıya baktığımızda Varlık Fonu adını alıyor muhtemelen Ziraat Yatırım görüyoruz. 631 bin lot. En iyi satıcıya baktığımızda ise diğer kurumları görüyoruz. Daha sonra da TPE Yatırım, Gedik Yatırım ama bunların çok fazla bir satışı etkisi olmamış. Bu tabloya göre SASA'da bir para girişi olmuş arkadaşlar. Hektaş'la devam edelim. Hektaş bugün Sasa'nın peşine takılamadı. Eksi 1.26'lık düşüşte ve 200 günlük hareketli ortalamasının altında yeni bir, yine bir günlük kapanış yaptı. Ama bakın süper trendde bir bozulma yok. Tıpkı Sasa'da olmadığı gibi Hektaş'ta da bir bozulma yok. 25.80 yarın takip edeceğimiz destek seviyesi. Yukarıda ise 21 günlük hareketli ortalama olan 38.44 ilk karşılaşacağı direnç seviyesi olacak. Fakat burada MACD'de bakın bir günlükte bugün itibariyle bir sat sinyali gelmiş arkadaşlar Hektaş'ta. 25.80 önemli bir destek ve aynı zamanda bunun altında bir günlük kapanış yapıyorsa bir stop seviyesi olarak değerlendirilebilir. Eğer tabi kaldıraçlı da iseniz uzun vade ve orta vadeciler için hani buralardan stop yapmanın çok da mantıklı olduğunu düşünmüyorum. Gelelim Hektaş'ta aracı kurumda dağılımına bir bakalım. Para girişi olmuş mu? Evet ziraat yatırım burada da bayağı bir abanmış. İlk 5 alıcıya baktığımızda ziraat yatırım görüyoruz. 1 milyon lot almış. %98 ilk 5 alıcı. İlk 5 satıcıya baktığımızda %50 bayağı bir dağınık. Diğer dediğimiz kurumlar yani küçükler diye tabir ettiğimiz kurumlar en iyi satıcı arkadaşlar. Küçüklerin sattığını ziraat yatırım toplamış. Yani burada ziraat yatırım toplarken karşıda işte bir bofadır veya işte bir yabancıdır veya işte tahta yapıcı oyaktır. Hani bunlar satıyor olsaydı hani belki bir sıkıntı var derdim. Ama burada ziraat yatırım daha çok küçüklerin satmış olduğu lotları toplamış ve iyi bir para girişi olduğunu görüyorum arkadaşlar Hektaş'ta. Evet Türk Hava Yolları'na geldik. Eksi 1.17 ile günü kapattı. Burada da Sasa ve Hektaş'ta olduğu gibi günlükteki al sinyali süper trendteki hala devam ediyor. Ve taban bölgesi 124.7 burası destek. Bakte ikinci günde de sat sinyalini devam ettirmiş ama bakın süper trend hala alda. Ve bakın bugün en yüksek şuradaki Kaufman hareketli ortalaması olan 130 TL'ye çok yaklaşmış. Hatta 130.40'ı e, görmüş ve oradan tekrardan e, satışlar gelmiş. E, şimdi biz burada 100 günlük hareketli ortalamadan alınabilir demiştik ve daha sonra da 137-138 TL bandına geldiğinde tekrar satılıp tekrar 100 günlük hareketli ortalamadan alınabilir demiştik. Bu trade çalıştı arkadaşlar. Ve yapanlarınız da var. Bazıları yazıyorlar işte hocam 100 günlükten aldım 137 138 TL bandına geldiğinde sattım. Şimdi 100 günlükten tekrar alacağım diyenleriniz var arkadaşlar. Bu şekilde trade yapabiliyorsanız, bu destek ve dirençlere göre al sat yapabiliyorsanız elinizdeki lotları çoğaltmış ve aynı zamanda maliyetinizi de düşürmüş olursunuz. Tavsiye ediyorum yani ve bu yüzden her sabah topluluk kısmında sizlere bu destek ve dirençleri paylaşıyorum. Yarın takip edeceğimiz destek seviyesi 124.7 arkadaşlar. Yukarıda ise önce Kaufman hareketli ortalaması olan 130.7'yi aşması gerekiyor. Evet, Türk Hava Yolları'na bir bakalım şöyle kimler işlem yapmış. İlk 5 alıcı %85, ilk 5 satıcı %83. Dengeli bir aracı kurum dağılımı olmuş. En iyi alıcıya baktığımızda ziraat yatırımı görüyoruz. En iyi satıcıya baktığımızda da Osmanlı yatırımı görüyoruz. 1.3 milyon not. Osmanlı yatırım Türk Yolları'nda özellikle son bir saat kadar o kadar çok sattı ki endekste de en iyi satıcılar da ikinci sıraya yerleşti arkadaşlar. Özel olarak Türk Yolları sattı. Hani diğer hisselerde çok fazla satışının olduğunu da görmedim. Osmanlı yatırımın dengeli bir aracı kurumda alımı olmuş arkadaşlar. Evet geldik şişe cam, şişe cam 200 günlük hareketli ortalamasını bugün yeniden temas etti. %0.43'lük bir düşüş yaşadı. 200 günlüğüne geldiği için hani endeksten biraz daha pozitif etkileniyor. Zaten gün boyunca %1'in üzerinde getiri vardı. Fakat küreseldeki o satışlar hızlanınca şişeceğim da böyle küresel endekslerle biraz daha böyle e, kolere olan bir hissi olduğu için hani burada da e, satışlar gördük. E, topluluk kısmında da yazdım arkadaşlar. Ben borsanın bu düşüşünde seçim öncesindeki bu geri çekilmede daha çok şişe cam tarafında ekleme yapma eğilimindeyim. Bugün de bir miktar ekleme yaptım. 200 günlüğün altında, hafif üstünde veya 200 günlüğünde hani bu bölgelerden şişe camı orta ve uzun vadeli olarak biriktirmeyi, maliyetimi daha iyi seviyelere getirmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Şöyle 200 günlük hareketli ortalamamız bizim 36.42. 42 e bugün de bakalım en düşük kaç görmüş? 36.46 görmüş. En yüksek ise 37.78 görmüş. Şurada yukarıda ise e, şu 40 TL'ye yakın işte 39.80'den hani buraları e, görmesi gerekiyor arkadaşlar. E, sistem SAT'ta ama bu SAT sinyali bayağı bir aşağıya gelmiş durumda. E, biliyorsunuz şurada 46 TL, 46.80 civarında idi buradaki süper trenddeki SAT sinyali. Bunun artık 41.46 TL'ye kadar gerilediğini görüyoruz. Yani hani buradan 42 TL'ye bir yükseliş yaparsa sistem tekrardan günlükte. Allah dönecektir. Şişede RSI göstergesi şu anda o kadar düşmüş ki 25 yani hani artık buralar benim yavaş yavaş dibim demeye başlamış arkadaşlar. Bu yüzden ben de ekleme şansımız zaten çok fazla yok. Benim de sizler kadar öyle çok fazla nakitim yok. Elimde kalan nakitimle şişe tarafına yönelmeyi tercih ediyorum. Tabi bu bir yatırım tavsiyesi değil. Hani gidip yeni halka arzlarda o tavan bozanlara da girebilirsiniz. Ama ben bunun hani çok da doğru olduğunu biraz böyle şans eseri olabilecek hamleler olduğunu düşündüğüm için daha çok böyle güvendiğim böyle BIST 30 hisselerine ekleme yapmayı ve maliyet düşürmeyi ve biriktirmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Evet şişe cama baktığımızda ilk 5 alıcı %94, ilk 5 satıcı %76 bu da bir para girişi olduğunu gösteriyor bize. En iyi alıcıya baktığımızda Ziraat Yatırım'ı görüyorum. 2.4 milyon lot. ikinci sırada Ak Yatırım var. 1.8 milyon lot. En iyi satıcıya baktığımızda Bank of Amerika'yı görüyoruz. 1.5 milyon not. ikinci sırada yapı kredi var. 1.2 milyon not ve daha sonra da diğer dediğimiz kurumlar var. 1.3 milyon not ile bu tabloya göre bir para girişi olmuş arkadaşlar. Bugünkü düşüşe rağmen. Evet geldik emlak konuta. Emlak konutta en ufak bir hayat belirtisi yok. 200 günlük hareketli ortalamasının da altına sarktı. Bakalım şöyle geçmişte 200 günlük hareketli ortalamasının altında çok fazla kalmış mı? Bakın şurada da yine sarkmış. Bu Rusya'nın Ukrayna'ya girdiği 24 Şubat 2022 tarihinde. Yani geçtiğimiz yıl. Bir yıl önce de bu 200 günlük hareketli ortalamasının altına sarkmış. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yani yaklaşık bir 10 gün geçirmiş ve sonrasında da rally sürecine girmiş arkadaşlar. Ve bakın o zaman fiyatlar. 2 TL seviyesindeymiş. Tabi bunun üzerine temettü vesaire verdi. Hani bu fiyatlarda değildi aslında da. Hani grafik o temettüleri de işlemiş görünüyor. Yani 200 günlüğünün altında bakın şuralarda yine oyalanmış 200 günlüğünün altında. E, tekrardan sonra tepkiler gelmiş. Yani emlak konut normalde listemize almayacağımız hisselerden biriydi ki almadık yıllarca. yıllarca. E, bir kere varlık fonu olması onun en büyük handikap, handikap olduğunu gösteriyor. Peki neyin hatırını hani seni sevdim de neyinin hatırına sevdim derler ya işte biz bunu bu depremden sonraki inşa çalışmalarında bir ihaleci olarak emlak konut devlet tarafından bu TOKİ yapımlarında ihaleleri alacak olan şirket olduğu için hani deprem sonrası portföye eklenecek hisselerden biri olarak emlak konut ekledik çimentolar ekleseydik daha kötü olacaktı belki de onlar tepeden bayağı bir çakıldılar ama emlak konut da çok da iyi bir performans göstermedi arkadaşlar Şurada 5.50'ye kadar gelecek muhtemelen. Bu 5.50 bakalım Eylül 2022 tarihinin zirvesiydi. RSI göstergesine bakalım. Şu anda 30'un altına dalmış arkadaşlar. Bakın geçmişte de böyle çok fazla 30'un altında gün geçirmişti. Yok. O 24 Şubat tarihinde yine 2022 yılında 28'leri görmüş ve sonrasında tekrar yükselişe başlamış. Yine burada bakın 31 görmüş 7 Şubat tarihinde o depremin olduğu gün. Daha sonra bakın burada RSI göstergesi genelde buralardan tepki almış. Artık 5.50-6 TL civarından buralardan yavaş yavaş tepkilerin gelmesini bekliyorum emlak konutta. Yukarıda artık 200 günlük hareketli ortalama olan 6.12 önemli bir direnç seviyesi olacak arkadaşlar. Bakalım şöyle emlak konutta da bugün kimler kimler işlem yapmış. Evet ilk 5 alıcıya baktığımızda %90, ilk 5 satıcıya baktığımızda %80. En iyi alıcıya baktığımızda ziraat diye bekliyordum. Ama ilginç bir şekilde yapı krediyi gördüm arkadaşlar. 10.3 milyon lot. %39 yani bugünkü alımların %39'u yapı krediden gelmiş. İş yatırımdan gelmiş. Yine halk yatırımdan gelmiş. Satıcılara baktığımızda yatırım finansman 12 milyon lot satmış. Bugünkü satışların %46'sı. Yatırım finansman eğer... Hani burada büyük bir çarpışma olmuş yapı kredi ile yatırım finansman arasında. Eğer yatırım finansman şöyle... 12 milyon değildi. Şöyle 5 milyon, 6 milyon civarında satmış olsaydı veya diğer satıcılar gibi 3 milyon, 2 milyon satmış olsaydı bu tabloyla emlak konutun en az %5 yukarı, yukarı gitmesi gerekirdi arkadaşlar. Zaten bakın yatırım finansmandan sonra en iyi satıcı diğer. Bu tabloya göre emlak konutada bir para girişi olmuş. Şu ana kadar saydığımız hisselerden Sasa'ya para girişi olmuş, Ektaş'a para girişi olmuş, Şişacama para girişi olmuş. Emlak konuta para girişi olmuş. Hatta Türk hava yollarında da alıcılar bir tık daha üstündü. Yani çok bir para girişi olmamasına rağmen alıcılar biraz daha üstündü. Bence iyi bir aracı kurumda alım olmuş. Tabii şuradaki yatırım finansman kurumsal bir satış yapmış. Aynı şekilde yapı kredide bunun bireysel yatırımcı olduğunu düşünmüyorum. Bu da kurumsal bir alım gibi görünüyor. Ben bugünkü pastasını beğendim arkadaşlar. Emlak konutta artık diğer hisseler gibi şişe gibi, işte hektaş gibi artık dibe yakın hisselerimiz arasında diye düşünüyorum. Şöyle Euro Power'a bakalım. Derinlik ekranı açacağız Euro Power'da çünkü grafiğimiz henüz oluşmadı. Ben bugün verdim arkadaşlar. Zaten 25 lot vardı. Bakın normalde 17 milyon, 17 milyon şeklinde böyle derinlik ekranında günlük kapanış yapıyordu. Artık 2.3 milyona düştü. Yarın belki tekrar tavan açıp gün içinde bozabilir. Ben bugün veya yarın bozmasını bekliyorum diye yazmıştım zaten topluluk kısmında. Bugün bir ara bozdu. Sonra tekrar tavana kilitledi. Ama artık yavaş yavaş böyle bozacak gibi tekrar aşağıya gelecek gibi duruyor arkadaşlar. Hani zaten elinizde 25 lotunuz var ama hani yine de azdan az çoktan çok demeyelim. Yani bu 25 lotunda bir getirisi var. Yani %95'lik bir getiri sağladı. Hani bunu da eritmek istemezsiniz diye düşünüyorum. Aşağıya gelirse alır mıyım? Alırım ama az önce de dediğim gibi önceliğim şişe cam olacak arkadaşlar. O şişe cam eğer hani yukarı gitmiştir, 200 günlüğünden uzaklaşmıştır. Orada almayı bırakır. Daha sonra Euro Power eğer böyle iyi seviyelere, gerilere gelmişse hani o zaman alırım ama şimdilik BIST 30 hisselerini düşünüyorum arkadaşlar. Yani BIST 30 hisseleri yükselir de alamıyorsam o zaman Euro Power'ı geri çekilmelerini değerlendiririm. Şöyle endeksin geneline bakalım. 61 milyar TL'lik bir hacim var. Düşük bir hacim. Biz 150 milyar civarındaki hacimlerden yarı yarıya neredeyse indik arkadaşlar. Bu düşüşlerin de böyle hacimsiz olması aslında iyidir. Yani hacimli düşüş daha kötü olurdu. En iyi alıcılara baktığımızda Ziraat Yatırım'ı görüyoruz. 961 milyon TL ile. En iyi satıcılara baktığımızda ise diğer yazan kurumları görüyoruz eksi 673 milyon TL ile daha sonra da QNB Finans, Osmanlı Yatırım, BOFA ve Yatırım Finansman var. Gün boyunca en iyi satıcı Info ve BOFA'ydı. Kapanışa yakın bunlar biraz sattıklarını yerine koydular, alım yaptılar. Hatta Info neredeyse artıya geçecek kadar alım yaptı arkadaşlar kapanışta. Şöyle bir bakalım para giriş çıkışına bugün. Muhtemelen Sasa'yı göreceğiz. Şişeyi göreceğiz. Emlak konutu göreceğiz. Hek taşı göreceğiz. Şöyle bir bakalım. Evet. Ekran biraz şöyle büyük olsun. Hatta şurada bir şey gösterecektim. Evet. Bugünkü düşüşe rağmen bir para girişi mevcut arkadaşlar. Onu da belirteyim sizlere. Tamam mı? Biz 30, biz 50, biz 100 hepsinde de bir para girişi mevcut. Şöyle ilk 50 hisseyi kontrol edelim. Şunu da kapatalım. Evet en iyi para girişine baktığımızda TÜPRAŞ'ı görüyoruz. Ereğli'yi görüyoruz. Bu arada Ereğli'nin bilançosu geldi. Çok da iyi değil. 90 milyon TL'lik bir kar açıklamış. Geçtiğimiz aynı dönem 5 nokta, bilmem kaç milyar TL'ydi. Diğer şirketlerin kötü bilançosu gibi Ereğli'nin de bilançosu çok iyi gelmedi. Tabi beklentisi neydi bilmiyorum. TOFAŞ var. Şişecam var. Bahsetmiştik zaten. Sahol var. Altın sertifikası var. Hektaş. Türksel. Kopol, Sasa, İş Bankası, Enka, Dohol, Gübre Fabrikaları, Halkbank, Garan diye gidiyor arkadaşlar. Bakın Emlak Konut var. Pegasus, Smart G, Oyak Çimento, Türk Hava Yolları var. Bakın az miktarda da olsa bir para girişi mevcut arkadaşlar. Para çıkışına bakalım. Euro Power. Bakın en iyi para çıkışı olan dikkatleri çekelim. Burada da zaten ben bugün verdim arkadaşlar. %95 zaten 25 lottu. Geri gelirse alırız. En kötü o 25 lotu geri alırız. Yani hani bu bunalımlı günlerde böyle oyalanmış oluruz bizde. ne yapalım. Evet altın fonunda bir para çıkışı var. Muhtemelen ziraat yatırım arkadaşlar. Borsayı desteklemek adına altın sertifikası ve altın fonundan satışlar yaptı. Muhtemelen ve borsaya aktardı. GESAN'da bir para çıkışı var. Bakın hem Euro Power'da var hem GESAN'da var. O yüzden dikkat. Kardemir'de para çıkışı var. Arçelik, dolar fonunda var. Yine bu da Ziraat muhtemelen çıkış yapan. Evet, Yapı Kredi, Bobet, Aksa, Kozal, Türk Telekom, Türk Traktör, Galatasaray, Tekfen, ASELSAN, Afyon diye gidiyor arkadaşlar buradan da sizler kontrol edebilirsiniz. Evet, geldik altına. Altın güzel gidiyor şu anda. VIX korku endeksi yükseldikçe altında yükselişine devam ediyor. Yaklaşık bir 10 gündür 1970 ile 2010 arasında sıkışmıştı ve şu anda 2018'de arkadaşlar. Hedefi neresi? 2068. Tabi şurada önemli bir direnç olacak. Burada bir obo yapma ihtimali de var. O yüzden şuraya şu çizgimizi bir çekelim. Şunu kaldıralım. Evet 2032 arkadaşlar önemli bir direnç olacak bugün ve yarın için. Bu 2032'yi geçemiyorsa burada bir oba e, obo görünümü olabilir. O yüzden de dikkatli olmakta fayda var. RSI göstergesi kendi hareketli ortalamasının üzerine çıkmış durumda. 2032'ye kadar sanki gidecek gibi duruyor. Gram altın tarafına baktığımızda %2'ye yakın bir yükseliş var. Burada da 1228 ile 1256 arasında sıkışmış 10 gündür süre gelen bir yatay bant vardı. Bu bandı kırdı yukarıya. Şimdi burada da arkadaşlar şöyle en tepe değer olarak biz kaçı gördük? Şöyle bir saniye. Evet. 1273 TL yarın için takip edeceğimiz direnç seviyesi. Eğer burayı kırarsa şurada bir trendimiz var bizim. 1290 TL'ye kadar bir yolunun olduğunu söyleyebilirim. Ee, özellikle e, orta ve uzun vadeci yatırımcılar için sonbahar döneminde 1350-1500 bandı aralığında bir gram altın görme ihtimalimizin yüksek olduğunu düşünüyorum. Evet, gümüş ons'ta da az önce videonun başında 25.25 25.40'a 25 gidebilir diye eklemiştik. Gitmiş bile arkadaşlar. Biz videonun başından sonuna gidene kadar o da gitmiş. 25.46 şu anda. Burada da takip edeceğimiz direnç seviyesi şurada 26.08. E, tarihler 14 Nisan'ı gördüğünde buradan dönmüştü ve yaklaşık bir 10 gündür yatay bant içinde geziniyordu. Şu 21 günlük hareketli ortalamadan destek alıyordu. Zaten sistem alda herhangi bir sat sin sinyali yok diye sizlere belirtmiştik arkadaşlar. Şöyle gram gümüşe de bir bakalım. Burada da bakın 21 günlük hareketli ortalama olan 15 30 önemli. Bunun altında günlük kapanışlar geliyorsa 14 50'lere kadar salabilir. Hani buralar stop noktanız olsun diye belirtmiştik 15 30'lar. Ve bakın günlerce bu 15 30, 15 40 banda üzerinde gezindi, gezindi ve sonrasında yukarıya bir atak meydana geldi. Yarın için de yine bu gece için takip edeceğimiz 16.30 direnci var. Bu direnç önemli olacak arkadaşlar. Burayı da kırması halinde 16.62 Fibo hedefimiz vardı. Burayı da görmesini bekliyoruz arkadaşlar. Evet şu anda şöyle bir bakalım videoyu kapatmadan. Dow Jones eksi 1.53 orada satışlar devam ediyor. Küresel borsalarda satışlar devam ederken değerli metaller yükselmeye devam ediyor. VIX korku endeksi de yayınımızın başında %10'du %12 oldu. Küreselde de böyle bir alevlenme var. Bu Amerika'daki bankalar biraz can sıkmaya devam ediyor. Yani birini kurtarıyorlar öbürü başlıyor derken işte Fed'in faiz oranıydı işte bu hafta işte tarım dışı istihdam vesaire derken böyle bir küresel piyasalarda da bir sıkıntı var ama böyle çok fazla hani bir çöküş senaryosu olacağını da düşünmüyorum. Çünkü enflasyonlar hala böyle istenilen seviyede değil ve Fed'in de artık yavaş yavaş bu faiz patikasının sonuna gelmiş bulunuyoruz. Yani yavaş yavaş artık bu faiz artırımları yerine faiz indirimleri sürecine gireceğiz. Belki de ons altın bunu fiyatlıyor şu anda. Tabi böyle bankaların batması vesaire nedeniyle bir güvenli liman özelliği ile yatırımcıları kendisine çekiyor ama hani ons altın ve değer, diğer değerli metaller piyasaları biraz daha böyle hani 5-6 ay önceden fiyatlar. Pandemi gelmeden önce de böyle daha ortalıkta hiçbir şey virüsle ilgili hiçbir şey yokken hani böyle küçük küçük haberler gelirken bundan pandemiden yani mart ayından 2020 mart ayından 5-6 ay öncesinden böyle ons altın harekete geçmişti 1400 dolarlardan böyle bir anda böyle 2000'lere gelmişti. Hatta pandemi açıklandıktan sonra böyle geri gelmeye başladı. O aşılar vesaireler çıktı. Hani bu yüzden böyle ons altın da ve diğer değerli metaller de böyle ufak ufak yukarı gidiyorlar. İşte o Fed'in faiz indirimlerini önümüzdeki yıl başlayacak olan 2024 yılında başlayacak olan faiz indirimlerini fiyatlamaya Başlamışlar gibi görünüyor arkadaşlar. Borsa tarafında seçime kadar böyle. Muhtemelen ikinci tura kalacağız. Ve ikinci tur demek bir 14 günlük baskı daha demek. Mayıs ayı bu şekilde böyle geçecektir. Yine testere piyasasında. Haziran ayı ile artık yeni bir borsa, yeni bir beyaz sayfa göreceğimizi düşünüyorum. Ben 200 günlük hareketli ortalamasına gelen hisselerden alınan... Nasıl diyeyim? 200 günlük hareketli ortalamasına da alınan hisselerin orta ve uzun vadede yatırımcıya güzel kazançlar getireceğini düşünüyorum ben arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi ihmal etmeyelim. Hepinize bol bereketli kazançlar diliyorum. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.